Kızlar bakın bakın. Ailecek fotoğraf çekildik. Üçüncüsü Civciv Üniversitesi Gıdak Fakültesini kazanınca ayrı kolye çıktı. O yüzden fotoğrafta yok. Bakın, bu da bizim minik ama mutlu aile fotoğrafımız. Bakın, bu da benim ailemle fotoğrafım. Ormandasın burada. Bizim sülale biraz geniştir de. Durun durun, ben de ailecek çekildiğimiz fotoğraf bulacağım. Bu değil. Ay bu hiç olmaz. Aa, bu da ne? Kadri, yoksa ailenle fotoğrafınız yok mu? dur bir son kez bakayım da. Islak mendille silmişim fotoğrafları. Diğer ceketimde kalmış fotoğraflar. Aa, helihol'umun şarjı bitti. Helihol mü? Aa, bahane uydururken yeni kelime icat etti. Helihol dediysem helihol'dur. Ha? Ne oluyor? Herkes toplansın. Ailecek düzgün bir fotoğrafımız yok. Fotoğraf çekileceğiz. Yanaşın yanaşın. Şakir, Canan boşluk var orada. Minibüsün arkası boş abla. Boş araba, boş araba. Necati yine nerede? Ne yapıyor acaba? Buradayım Kadriye. Oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Necati, koltuk olmuşsun. Abartma sen de Remzi. Hiç koltuk olunur mu? Olsam vazo olurum. Nasıl ama? Ayol tamam da niye vazo oluyorsun? Gel bakayım. Fotoğraf çekileceğiz burada. Uzaylılar peşimde Kadriye. Ya burada saklanacaktım ya da sütlaç kabında. Ama kulağımın arkasında yazana göre oda sıcaklığında saklanmam gerekiyormuş. İşte. Hoppa! Oda sıcaklığında saklayın. Ha? Alo? Kardeşim aramayın artık. Önemli bir telefon bekliyorum diyorum size. Remzi dur nereye? Televizyonum buradan çekmiyor. Dizimi kaçıracağım. Ben sinyal bulmaya gidiyorum. Madem herkes gitti ben de odama gidiyorum. Necati abim hediye aldı. Onun montajını yapmam lazım. Benim de adım Kadriye ise o fotoğraf çekilecek. Bir dakika, senin adın Sümeyra değil miydi? O zaman ben kimi arayıp sütlaç tarifi aldım? Zaten sütlacın tadı da atmamasına benziyordu. Atmaması, at. Herkesin sorununu çözeceğim. Sonra da bu salonda toplanacağız ve o fotoğraf çekilecek. Necati, sen de bana yardım edeceksin. Emredersin Sümey. Yani Kadriye. En azından Şakir'in çözülecek bir sorunu yok. O cepte. Şakir'in işi çıktı Kadriye teyze. Yerine beni bıraktı. İstiyorsan beraber fotoğraf çekilebiliriz ama. Sen mi atarsın, ben mi atayım bunu? Sen at. İyi uçuşlar, varınca ara. Alo, ben vardım. Tamam, babana selam söyle. Bakın burada sorunu çözülecekler listesi var. Kırmızı çarpı sorunu henüz çözülmedi demek. Yeşil brokoli de sağlıklı bir yaşam demek. Necati kiminle konuşuyorsun sen? Hem üzerindeki ne? Uzaylılar peşimde diyorum Kadriye. Kılık değiştirme ustasıyım ben. İşime karışma. Şakir oğlum ne yapıyorsun? Hadi eve gel fotoğraf çekileceğiz. Ha? Sınıfta yarışma yapılıyor anne. En macera dolu fotoğrafı çeken kazanacak. O fotoğrafı çekmeden gelemem. Madem öyle... Ooo ışıldak çıktı. Öyle bir macera yaşayacağım ki Şakir fotoğrafını çekip tıpış tıpış eve gelecek. Necati sen maceradan anlarsın. Anlat bakayım macera nasıl olur? Macera mı? Şöyle biraz uçan kaykaylar, belki karabiber tepesi, biraz aksiyon trambolini, azıcık da ejderha. Al sana macera. Abla ben ejderha değilim. Artık öylesin. Şakir... Kameranı hazırla. Nasıl? Aradığın macera fotoğrafını yakalayabildin mi oğlum? Teşekkür ederim ama diğer adayları da değerlendirmem gerek. Ben sizi ararım. Bence aramayacak. Seni üzmemek için öyle dedi. O zaman Şakir'in işi az beklesin. Diğerlerinin sorununu çözmeye. O zaman ben de karabiber attığı işi yapıp geliyorum. Uç ejderha, uç! Abi bırak beni. Sal da gideyim. Salla, salla. Hadi sen de salla. Göbeğini salla. Uzaylılar beni burada bulamazlar. Abi ben de annemden saklanıyorum. Ses etme lütfen. Evet kızım.
Anlat bakalım, senin ne derdin var? Necati abinin aldığı hediyenin montajını bir türlü yapamıyorum. Çünkü Necati abim kullanım kılavuzunu katlayıp vapur yapmış. Sonra da göle atmış. Affedersiniz, mutfak kaseleri bitince onu kullandı. Ha? Ben de mutfak kaseleri nereye gidiyor diye merak ediyordum. Buna verecek cevabım olurdu ama dua et. Perde uyuyor burada. Uyumuyorum. Gözlerimi kapatıyorum belli olmamak için. Neyse kızım, ben de zamanında az makine montajı yapmadım. Anne gözü taraması, anne gözü taraması. Oo, anne gözü. Anne oklaması veya uçan terlikten sonra en etkili yöntem. Nasıl olmuş? Oo, dans eden köpek almışım. Gel hadi, kaşık oynayalım karşılıklı. Çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı. Senin kaşığın yok. Dur, ayağından kaşık yapalım. Aa, köpeğim. Boş ver Canan. Zaten dans eden köpek almamıştım sana. Bu parçalardan nasıl köpek çıktı bilmiyorum. Neyse kızım, sen uğraşmaya devam et. Ben bir Peyami dedene bakayım. Evet Canan, sen uğraş dur, işin ne? Bu parçaları da yerde bırakma. Biri takılıp düşebilir. İşte böyle. İnandırıcı olsun diye bilerek düştüm. Böyle de fedakarım. Of! Nerede bu sinyal? Nerede? İşte sonunda sinyal buldum. Bir dakika, televizyon nerede peki? Of! Bu dedelik çok zor. Her şeyi bir yerlerde unutuyorsun. Peyami baba koş, sinyal kaçıyor. Eğer dizimi kaçırırsam tüm gün somurtacağım. Şimdiden başlayayım en iyisi. Olamaz! Dede somurtması tüm enerjimi emiyor. Bensiz devam edin Kadriye. Hadi hadi hadi. Geldi mi sinyal? Yok. Şimdi? Hala mı gelmedi? Ayol bittim ben. Yok. Neyse. Çok yorulduysan sen beni şu teleferiye bindiriver de öyle ineyim aşağı. Burada teleferik mi vardı? Evet Kadriye. Sorsan söylerdim. Mesela yanımda utangaç portakal da var. Sormadığın için söylemedim. Utan bakayım portakal. Ay ay, deme öyle. Kızarıyorum bak. Neyse Peyami baba. Sen sinyal ararken ben bir de Remzi'ye bakayım. Hazır uzaya gelmişken kim uzaylı olmak ister programını açsana. En son Plüton baraj sorusunda süpernova jokerini kullanmıştı. Aramayın beni artık. Ne olur aramayın, yalvarırım. Remzi, senin ne problemin var? Söyle hadi çözelim. Kargocular arayıp duruyor ama ben bir şey sipariş etmedim. Açma telefonu. Olmaz. Şirketten çok önemli bir telefon bekliyorum. Tüm aramalarıma bakmam lazım. Ben de Mirket'ten çok önemli bir telefon bekliyordum. Yumurta kıracağım diye aldı, hala vermedi. Ver bakayım şunu. Alo. Niye arayıp duruyorsunuz bakayım siz? Abla adresi bulamadık. Biraz araştırdık, soruşturduk, biraz da gülüştük. Sonra tepiştik ama en sonunda da bulduk. Sonra kapıyı çaldık, açan olmayınca biz açtık. Kapının içinden menteşe çıktı. Biraz şaşırdık. Mahallede iki tur atalım dedik. Sonra yolda kaldık. Hop dedik. Yeter! Tamam, bekleyin orada geliyorum. Açılmış kapı buldum, sizin mi bu? Kapıda kalmasın diye içeri aldım. Yazık, üşür şimdi. Hadi kardeşim, çekilsene yoldan. İşimiz gücümüz var. Açın yolu artık. Bu ne trafik? Aa, gerçekten yolda kalmışlar. Abla yardım et. Heyecandan nasıl kamyon sürülüyordu unuttum. Gaz bu muydu? Önce vitese takman lazım. Vites yok. Hemen geri vites yapma. Azıcık sabırlı ol. Geri vites de yok. Sen dinleme onu. Refüje çıkmışsın. Tekeri kurtarmak lazım. Bekle, bir tanıdığı çağıracağım. Daha büyüğü yok muydu bunun? Abla, verdiğim paraya bu kadar oluyor anca. Şuradan 250 gram vinç verir misin bana da? Paket olsun, evde süreceğim. Oluyor, yüklen yüklen. Alın, bu bizim evin adresi. Bir daha da aramayın Remzi'yi. Çok sağ ol abla, kargocu kornası. Dırılı 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 dırılı. Kızım ne yaptın, halledebildin mi? Bitmek üzere ama içinden eksik parça çıktı. Yerine koymak için bir şey bulmam lazım. Mesela şunun gibi. Olmaz. Peşimdeki uzaylıları şaşırtmaya yarıyor o düğme. Ver bakayım şunu.
İşte bu kadar. İyi de bu ne? Top fırlatma makinesi. Tamam da niye böyle bir hediye aldın bana? Beğenmediysen değişim kartı da vardı içinde. Ama dur, onu da düdüklü denizaltı yapmıştım ben. Şansına küs. Egzoz yerine düdük var. Yüzlükçe ötüyor. Evet, Remzi ile Canan'ın işi bittiğine göre şimdi sırada ne var Necati? Ha? Sırada Necati'yi kurtarmak var. Ben demiştim uzaylılar peşimde diye. Necati çabuk in oradan. Daha fotoğraf çekilmedik. Hadi ben haberim yokmuş gibi duruyorum kanka. Sen kaçırılmıyormuşum gibi çek. Necati dur. Tepedeki antene top fırlatayım. Tek kurtuluş yolu bu. Top mu? Ne topu? Remzi Bey, işte sipariş ettiğiniz toplar. Necati, yoksa telefonumu kullanıp sen mi sipariş ettin bunları? Ne? Künefe mi? Sesin künefeli künefeli geliyor Remzi. Duyamıyorum. Canan, kızım, top fırlatıcıyı getir. Olay çıktı. Aman aman. Şu UFO'nun tepesinde televizyon anteni var. Dizimin finalini kaçırmamam için tek bir şansım var sanırım. Dedeloci Hava Yolları! Heh, işte aradığım macera fotoğrafı. İşte sinyali yakaladım. Tam final anı. Uzaylılar, top siparişiniz geldi. Vay vay vay, bak şuna. Gel bakayım buraya. Niye Necati'yi kaçırıyorsunuz, ayıp değil mi? Abla kaçırma yok, kaçırma yok. Ebelemeci oynuyorduk. Eyvah, Kadriye sinirden kızarmaya başladı. Hemen dikkatini dağıtmam lazım. Bak sinirli portakal. Mandalinayım ben, mandalina. Olsun üzülme, narenciye narenciyedir. Naci, Naci. Bir dakika, herkesin sorunu hallolmuş. Hadi eve, fotoğraf çekilmeye. Benim uzay gemim ne olacak? O iş bende, rahat ol. Bip, bip, bip. Oyuncak olduğu için geri vites sesini ağzımla yapıyorum. Bip. Evet, herkes hazırsa zamanlayıcıyı ayarlıyorum. Ayol kargocuları hallettik. Kim arıyor yine? Bu sefer gerçekten şirketten arıyorlar sanırım. Açmam lazım bunu. Tek istediğim bir fotoğraftı. Baba, açmayacak mısın telefonu? Gelin hadi fotoğrafa. Kadriye'nin emeğini göz ardı edemem. Hem en kötü ne olabilir ki? Batıyoruz, bir şeyler yapın! Batmamamız için şifreyi girmem lazım. Ama şifreyi sadece Remzi biliyor ve telefonunu açmıyor. İşte en macera dolu fotoğraf olarak bunu seçtim. Aslında elimde daha aksiyon dolu fotoğraflar da vardı. Ama yüzümüzden de anlayacağınız gibi bizim her anımız macera. Kazandım mı yarışmayı? Tabii ki hayır. Söylediklerim gayet netti. Macera dolu demiştim. O yüzden kumpir kazandı. Ha? Kumpir mi? Yaşasın! Ben kazandım, oley! Ya, ben de oradaydım. Çıkmamışım fotoğrafta. Üzülme canım. Bir dahakine de ben seni kaçırırım, öteşiriz. Hatta dur, hemen kaçırayım. Bu ağlama sesi nereden geliyor? Baba, sen mi ağlıyorsun? Yok oğlum, ağlamıyorum. Gözüme biber kaçtı. Baba, hadi doğruyu söyle. Yok yok, doğru söylüyor. Salatalıktan kaçıyorum, yerimi söylemeyin. Ha? Bu Necati abi. Ha? Kapa kapa meşgul. Necati abi, ne oldu sana? Neyin var? Sokakta bulduğum iki zevcillerin bakımını üstlendim. Ama yaptığım yuvalarının çatısı bile yok. Necati abi, sakin ol. Her şeye ben yetişiyorum. Ama onlara bir çatı yaptıramıyorum. Güneşin altından sıcaktan pişiyor yavrucaklar. Neyse, sizi dertlerimle sıkmayayım. Canan, bir şey yapmalıyız.
Necati abiyi hiç böyle mutsuz görmemiştim. Ben görmüştüm. Fıstık kavanozunu açamayınca 2 gün ağlamıştı. Sonra ne olmuştu? Onun bir fıstık kavanozu değil kumbara olduğunu söyleyince susmuştu. Bu sefer işe yaramaz. Bence artık oynamadığımız oyuncaklarımızı satıp kazandıklarımızla ikiz evcillere o çatıyı yaptıralım. Harika bir fikir. Geliyor, geliyor. Kaçma! İşte Kadriye. Gözüme kaçan biber. Çabuk yakala. Temizlik kuvveti. Oyuncaklar. Muhteşem oyuncaklar. Oyuncak almak ister miydiniz? Of. Bir sürü müşteri var ama kimse bizden satın almıyor. Neden sizden satın alsınlar ki? Ha? Benim adım Pazarlama. Anladınız mı? Burası pazar, ben de lamayım. Pazarlama. Anladık, anladık. Önemli olan sattığınız ürün değil. Önemli olan pazarlama. Bakın diğerlerine ürünlerini nasıl pazarlıyorlar. Elmalar elma, pamuk prensesten güzel elma. Parmaklar dolma, sen eksik olma. Gençlere güzellere, bir düdüklü tencere. Al şimdi bir kere, pişir pişir ye. Müşteriler pazarda, eteklerim sarayda. 3 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira. Hoppili cüppili buyru, buyru, cüppili hoppili buyru. Ha? Sen ne satıyorsun? Bir şey satmıyorum. Ben gaza geldim. Bebek maması, bebek bezi, bebek mendili, bebek biberonu. İndirimden bir şey ister misiniz? Şunu istiyorum. Ürünü okumuyor. Ürün değilim ben. Müşteriyim. 999 lira. Kart geçiyor mu? Geçiyor. O zaman nakit ödeyeceğim. Şuradan alır mısınız? Nakit değilim ben. Ama yine de bozuldum. Daha fazla böyle espriniz var mı? Yoksa hesabı kapatıyorum. Hazır mısın Canan? Oyuncaklar! Oyuncaklar! Almayanın arkasından ağlar! Gelin! Sosyal sorumluluk projemize siz de ortak olun! Evsiz evcillere yuva olun! Sosyal sorumluluk dedi! İşe yarıyor! 5 lira 10 lira, 5 lira 10 lira. Herkes alacak sıra sıra. Gazeteye sar ver. Kilo, sosyal sorumluluk. Yuhu! Şimdi cip cip zamanı. Ben banyoyu hazırlarken siz burada uslu uslu durun. Biraz şundan koyalım. Biraz da köpük. Azıcık tuz atsak. Ayran oldu sanırım. Ola? Ola mı? Alo. Necati Bey, kredi kartınızı çok kullanmışsınız. Çok yorulmuş, şikayet ediyor. Söyle söyle, jelatinim soyuldu, onu da söyle. Jacuzzi bakuzzi, küvette şüvette. Banyo köpürdü, üstüme geliyor. Böyle bahane olmaz. Tünele girdim, çekmiyor diyeyim bari. Köpük! Yaşasın. Neredeyse yeterli parayı topladık. Artık evcil ikizler sıcaktan pişmeyecek. Şu sosyal sorumluluk projesi yüzünden hiç mal satamıyoruz. Ben sıkıntıdan düdüklü tencerenin düdükleriyle oynuyorum. Düdük! Düdük! Beni dinleyin. Mal satamadığım için Afrika'dan gelen elmalarım birbirine kavuşamıyor. Gelin onlara yardım edelim. Her elma bir buluşma. İşte bu. Biz de sosyal sorumluluk yapacağız. Oo etekçi. Bakıyorum çok sevindin. Eteklerin zil çalıyor. Bu animasyon yüzünden 4 animatör eve geç gitti. Üzgünüm Lejbi. Seninle oynayamam. Ben artık ikizlere bakıyorum. Necati, zaten benle oynamanı istemedim. Israr etme Lejbi. İkizleri parkta gezdirip geri döneceğim. Necati, tek başıma oturuyorum. Beni rahat bırak. Madem çok zor durumdasın, 2 saniye oynayabilirim belki. Ben de yardım etmek istiyorum. Affedersiniz. Kavuşamayan elmalar hikayesini dinledik. Buna sebep olmak istemezdik. Topladığımız parayı size bağışlamak istiyoruz. Elmaların kavuşması çatıdan daha önemli. Hey, beni dinleyin. Peynir satamadığım için peynir ekmekle beslenen uçan balinalar aç kaldı.
Uçan balinalara yardım edelim. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben karpuz satamadığım için bostan korkulu sürekli ağlıyor ve gözyaşları buharlaşıp küresel ısınmaya yol açıyor. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben de yardım etmek istiyorum. Etek satamadığım için ince belli çay bardakları şişmanladı. Millet çay içemiyor. Ne olur yardım edin. Abi daha iyi bir şey bulman lazım. Peynir ekmeksizlik yüzünden güçten düşüyorum. Yakında uçamayan bir balina olacağım. Ha, dikkat et, yavrucakları ezeceksin. Oo, Necati. Başına talih kuşu konmuş. Tanju, yardım et de yokuş aşağı çalıştıralım. Yardımım karşılığı gofret vereceğini hissediyorum. Bir, iki, gofret. Ne olur ağlama artık. İklim bozuluyor. İçim karardı. Gidip biraz fırtına estireyim. Şakir, topladığımız parayı kime vereceğiz? Herkesin çok önemli dertleri var. Kavuşamayan elmalara el verin. Kurumayan ıslak mayoları kurutalım. Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasını kaybediyoruz. Bilemiyorum Canan. Halka mı sorsak? Biz sadece izliyoruz. Anne, baba. Yaşasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay ay ay, ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi? Öyle. Sizinki kaç yaşında? Benimkiler ikiz. Bir haftalıklar daha. Ha? Okula gitmek için biraz küçük değiller mi? Ayakkabıların dilleri varsa neden konuşamıyorlar? Bazı soruların cevapları yoktur. Ha, Mısırcı. Ha, ikizleri unutmuşum. Mısırcı, dur bekle. Parayı sizin sosyal sorumluluğunuz için neden kullanalım? Bize tek kelimeyle anlatın lütfen. Tek kelime az oldu. Daha uzun anlatın. Şeftali enflasyonu yükselince lira uzay paritesi düşecek ve uzun vadede karlılığa yol açacak. Çok karışık terimler. Müşteriler ne diyor? Anlaşılır konuşmadı. Bence elmacıya yardım edin. Sosyal olmayan bir sorumluluk. Çok da büyük dert değil gibi geldi yani. Ha? Sen niye 10 puan verdin? Bozuğum yoktu. 7 puanı geri alacağım. Vitaminsizlikten büyüyemeyen portakallarımı herkes mandalina sanıyor. Parayı benim sosyal sorumluluğumda kullanalım. Oley! Bir dakika. Sabahtan beri kimseye yardım edemedik. Pazarcılar da mal satmayı bırakıp yarış içine girdiler. Bu kadar kişi boş boş oturup zaman geçireceğimize hep beraber sorunlarımızı çözelim. Bu çocuk çok mantıklı konuştu. Tüm paramızı ona verelim. Hayır, parayla değil. Gidip gerçekten sorunlarımızı çözeceğiz. O zaman son bir smaç basayım gidelim. Oley! Kestane kebap, olalım mı ahbap? Hoppa, cübbala cübbi, yübbi. Pazarcıların sorunlarını çözdük. Ama ne paramız kaldı, ne oyuncağımız. Başa döndük. Necati abiye çatı yapma hayalimiz suya düştü. Pazarcılar da işine döndü. Artık bize yardım etmezler. O çatı benim. O çatı benim çatım. Çekicim sizinle. Hayır, Kara Murat benim. Filmleri karıştırdık iyice. Ben sadece kasanın üstüne çıkmak istedim. Özet olarak size yardım edeceğiz ve çatıyı beraber inşa edeceğiz. Oley! Ha?
Sizi kümesinize koyalım. İyi geceler masalına hazır mısınız? Bir varmış, biri yokmuş. Her işe koşan ama size bir türlü çata alamayan bir Necaticik varmış. Necati abi. Necati yorgunluktan Şakir'in sesini hayal ediyormuş. Bir de tereyağlı tost kokuyormuş. Necati abi. Tereyağlı tost kokuyormuş dedim. Necati abi, tost yok. Ama bak elimizde ne var. He? İnanamıyorum. Şakir, Canan. Beni çok duygulandırdınız. Bu bölüm o kadar çok ağladım ki seslendirme sanatçım yoruldu. Tamam Necati abi, tamam, geçti. Hadi şu yavruların çatısını koyalım. Ama... Necati abi, senin ikiz evcil dediğin bunlar mıydı? Tüm gün bunun için mi uğraştık biz? Evet. Bakın bunun adı Şupidik, bunun adı da Kikibik. ama güneşte kalırlarsa... Güneşte kalırlarsa gerçekten pişeceklerdi. Hiç Adanalıların videolarını izlemediniz mi? Sabahtan beri vız 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 vız. Vız vız vız! Ay ne oluyor Remzi, şaşırdın mı? Sineğin işi gücü yok, beni rahatsız etmeye gelmiş. Abi vallahi uçuyorum öylesine. Hadi Remzi hadi. Uyu da sakinleş biraz. Taktın sineğe. İyi peki, tamam. Şu pencereyi açacağım, sabaha kadar çıksın. Serçe parmağım. Ay tütüyorsun Remzi, sakin ol. Gitti tavan. Ben sana ne yapacağımı biliyorum Remzi Efendi. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sehpa mısın nesin? Hadi. Hadi hadi gel. Gel. Kadriye tutma beni. Tutmuyorum zaten Remzi. Şu öfkeni bir kontrol et artık. Hadi gel uyuyalım hadi. Arkadaşım ayırmasa çoktan çöplükteydin. Ona göre. Hala arkadaşım diyor ayol. Bir serçe parmağını daha acıttım. Bütün dünyanın serçe parmaklarını acıtacağım. Piu piu, Şakir bu yeni konsollar süpermiş. Necati abi, acaba bir de oyun açıp mı oynasak? Televizyon kapalıyken çok saçma oluyor. Olsun, bunlar ısınma turları. Şşt, sessiz olun. Baba ne yapıyorsun? Dün pencereyi açmayı unutmuşum. Şu sinek bir türlü çıkmadı odadan. Remzi bugünlerde fazla sinirlisin. Sinirli değilim ben. Kim geldi acaba? Merhabalar, ben yazar Musti. Musti diye yazar mı olur? Aa, Necati ne kadar ayıp. Hiç öyle denir mi? Asıl Necati diye fil mi olur? Çocuklar seviyor ama. Ben 3 adımda öfke kontrolü kitabının yazarıyım. Ben de 3 adımda köfte kontrolünün yazarıyım. Hohoy! Gülenlere 5 lira vereceğim. Buyurun 5 liranız. Remzi Bey, etrafa o kadar öfke enerjisi saçtınız ki sizi özel yapım cihazlarımız 1000 kilometreden buldu. Ve kitabım için yeni denek olarak da siz seçildiniz. Eğer bu kitapta yazan 3 adımı kullanarak öfkenizi yenebilirseniz büyük ödül sizin olacak. Benim öfke sorunum yok ki. Duydun mu Kadriye? Öfke sorunu diyor. Yok öyle bir şeyim. Sinek mi o? Nerede? Nerede? Şimdi yakalayacağım seni. Size biraz süre tanıyorum. Öfkenizi yenin, büyük ödülü kazanın. Benim daha güzel bir atasözüm var. Yemeğinizi yiyin, ayranınızı alın. Bu atasözü değil ki Necati abi. Dolapta ayran bitmiş Şakir, onu söylüyorum. Dinlemiyor musun? Yazarı duydun Remzi. Öfke sorununu yenmen gerek. Hem bak sana da zarar veriyor. Büyük ödülü çok merak ediyorum. Belki de süper mega altından yapılma bir helikopterdir. Ama bu çok önemli değil tabii. Doğru söylüyorsun Kadriye. Ama kitaptakileri uygularken yardıma ihtiyacım olacak. Elektrikler mi gitti? Pu! Deneme. Kim mi yardım edecek? Doğu'nun ve Batı'nın gördüğü en yetenekli ustalar tabii ki. Neler oluyor? Sakinlik ustası. Fil Necati. Puçiçiçu, Barış'ın ustası, Canan, Puçiçiçiçu, Kebap ustası, Memo, döndürürüm çıtılı bravo. Kapat, ben yanlış geldim. Necati abi, beni unuttun. Doğru, uzmanlığını bilmediğim son usta, Şakir, Puçiçiçu.
ben de bilmiyorum ama kung fu hareketlerine bayılırım. Öfke kontrol yolunda bu üç usta sana yol gösterecek Remzi. Ve şimdi ise rap atışması. Çiki çiki pop, 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 pop. Çiki çiki çap, pop, 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 pop. Çabuk inin o sehpada. Şakir, oğlum neden buradayız? Lütfen Şakir Usta deyin bana Remzi Bey. Evet Şakir Usta. Kebapçı gibi oldu bu da. Spor salonunda olmamızı anlıyorum da... Neden bir halterin ucundayız? Kitabın birinci adımı beden kontrolü. Ben de böylece uzmanlığımı buldum. Beden ustası Şakir. Kitapta yazana göre öfkeni kontrol edebilmek için ilk olarak bedenini kontrol etmelisin. Bedenim benim kontrolümde. Sen de bırak artık halter çalışmayı. Bana mı dedin? Sana dedim. Bin kere kaldırıp indirdim, midem allak bullak oldu. Çok kamasın. O kasları da böyle ağlayarak mı yaptın? Ne yaptığımızı unutma baba. Bedenini kontrol etmelisin. Spora başlıyoruz. Bedenime hakimim Şakir Usta. Baksana uçuyorum. Bravo, bravo. Kitaptaki görevleri tamamladın. Öfkeni kontrol etmeye bir adım yaklaştın. İşte yıldızın. Oley! Ah, iğnesi battı. Canan kızım, burada ne işimiz var? Uzun kuyruklar beni çok sinirlendirir. Kitaba çok iyi çalıştım. Ben Barış'ın ustası Canan. Hiç merak etme çekirge. Unutamayacağın bir ders alacaksın. İyi de kuyruğun ne için olduğunu bile bilmiyoruz. Pardon, bu kuyruk ne kuyruğu acaba? Ben de bilmiyorum. Uzun kuyruklarda beklemeyi sevdiğim için girdim kuyruğa. Sabırlı ol baba. Sınavın birazdan başlayacak. 5 saat sonra. Çok yoruldum. Çok az kaldı baba. Ha? İşte, sınavın başlıyor. Sıra var burada, sıra. Görmüyor musun? 5 saattir bekliyoruz. Herkes gibi kuyruğun en arkasından gireceksin sıraya. Kaynak yapma. Ben hep buradaydım. Asıl kaynakçı sensin. Hey millet! Bakın sıraya kaynak yaptı. Durun bir dakika. Kaynak ne demek bilmiyorum. Kaynak, iki metal parçasını ısıl yolla birbirine kaynaştırma, yapıştırma yöntemidir. Bu yüzden de hakkı olmadan sıranın arasına girmeye kalkanlara böyle denir. Argo değildir, bir metafordur. Metafor ne demek? Metafor da... Yeter, her şeyi açıklamayı bırakın. Buraya bak, bak. Sana kaynakta yaptırmış. Ne kadar, böyle şey kadar olur mu? Baba. Yalan söylüyor. Kızım bir şey söylesene sen de. Kitabın öğütlerini unutma baba. Sakinleş ve düşmanınla barışmayı seç. Gerçek huzuru ancak o zaman bulabilirsin. Ama... Büyük ödülü unutma. Öfkelenmemen gerekiyor. Doğru söylüyorsun Canan Usta. Belki de şöyle en güzelinden bir uzay roketi çıkar büyük ödül. Bakar mısın kardeşim? He? Sıramı aldığın için artık sana kızgın değilim. Yapman gereken şey sıranın en arkasına geçmek. Yoksa insanların hakkını yemiş olursun. Ancak yine de bu senin kararın. Özür dilerim. Haklısın. Ben en arkaya gidiyorum. Artık kaynakçılığı da bırakıyorum. İşte bu baba. Kitabın ikinci adımını tamamladın. İkinci yıldızını da hak ettin. Hazır mısın? Kuyruğun ne için olduğunu öğrenmenin vakti geldi. Ha? Sen? Ama... Ne varmış içeride? Hiçbir şey. O kapıdan girince bu kapıdan çıkıyorsun. Sıranın başındayken sıranın sonuna tekrar varıyorsun. Böyle saçma şey mi olur? Her şey eğitimin bir parçasıydı. Bu kıyafet bana muhteşem oldu bence. Necati Usta, kitabın üçüncü adımını bana öğretecek ustam sensin. Söyle bana, ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey. Tanju, hazır mısın? He? Tanju, dokunmasana. Ne yapıyorsun? Necati, sen kitabı okuduğuna emin misin? Kusura bakma Remzi. Eğer bunu yaparsam Necati bana gofret alacak. Hiçbir şey yapmamalısın Remzi. Cevap bu. Hiçbir şey yapmamak. Ben sakinlik ustası Necati'yim. Üçüncü adıma göre seni kızdıracak şeylerle baş edebilmek için kafanı boşaltman gerekiyor. Bak benim kafama. Bak bak, bomboş. Tanju dur artık. Sinir ediyorsun beni. Odaklan. Uuu.
sorgulamamalısın çekirge. Böyle eğitim olmaz. Beni kızdırırsanız tabii ki kızarım. Kendi başıma çaresine bakabilirim. Bana 2 yıldız yeter. 3.'süne gerek yok. Memsiye! Eğitimini tamamlamadan öfkeni kontrol edemezsin diyorum. Ama neyse gitti. Buraya bak. Gofret yurut. Sana gofret almayacağım. Bana gofret almayacaksın. Necati ne yapıyorsun? Yazar Musti. Büyük ödülümü almaya hazırım. Demek hazırsın. O halde seninle küçük bir teste başlayalım. Bakalım öfkeni kontrol edebiliyor musun? 3 adımı da bitirdin mi? Tabii ki bitirdim. Elinden geleni ardına koyma. Seni yenemediğini biliyordum. Sen kitabı düzgün çalışmamışsın. Denek olarak başarısız oldun. Büyük ödülüne elveda de. Ne yapacağım ben şimdi? Necati, hadi artık gofretimi al. Tanju'nun sesi değil mi bu? Necati de buradadır o zaman. Oo, kim gelmiş? Eğitimini terk eden, bize ihtiyacı olmayan sarı bıyık değil mi bu? Necati, çok özür dilerim. Sözünü tutmalıydım. Yapamıyorum. Tek başıma başaramıyorum. Nereden bileyim eğitimini tekrar bırakmayacağını? Söz ver. Söz verdim. Şimdi 3 kere yat kal. Bir berber bir berbere ne demiş? Gel beraber bir berber dükkanı aç. Yanlış. Fön makinesi nerede demiş? Neyse olsun. Seni affediyorum. Hadi gel. Eğitimini tamamla çekirge. Çok sinir bozucu bu ama. Odaklan. Kemik yok. Tanju yok. Sadece sen varsın. Kafanı boşalt. Hiçbir şey düşünme. Nasıl hiçbir şey düşünmeyeyim? Öyle şey mi olur? Benim yöntemimi kullan. Be. Be. Her zaman işe yarar. Oluyor. Oluyor. Oldu. Kemik yok. Taş yok. Beynimi öyle bir programladım ki şu an Tanju'yu görmüyorum bile. Yok yok, tuvalete kadar gitti dönecek. Ama aferin, eğitimini tamamladın. Al, 3. yıldızın. Oley! Yazarla görüşelim ve büyük ödülü alalım. Öfke sorunumu yendim. Büyük ödülü istiyorum. Son düşmanınla henüz karşılaşmadın. Ha? Son düşman mı? Ha? Olamaz. Bir sinek. En sinir olduğum şey. Bana niye sinir oluyorsun anlamıyorum ki abicim. Uçuyorum öylesine. Dayanamıyorum. Baba dayanmalısın. Eğitimini unutma. Bedenine hükmet. İşte bu. Düşmanınla barışmayı dene. Sinek, senden artık nefret etmiyorum. Sen de benim gibi bir canlısın. Gel barışalım. Geliyor. Sakin kal Remzi. Sinek yok. Sinek yok. Sinek yok. Sakinim. İşte sakinim. Arkadaş nasıl bir ortama düştüm? Ben gidiyorum. Çıldırmış bunlar. Öfke sorunumu yendim.
Oley! Başardık! Hadi büyük ödülü al Remzi. Ayranımız bitti. Daha ayran alacağız. Yazar Musti, ödülümü almaya hazırım. Hadi söyle. Ödül ne? Künefe mi yoksa uçan bir tekne mi? büyük ödülün öfkeni yenmiş olman. Musti aslında benim arkadaşım. Öfke kontrolü kitabı yazdığını duyunca hemen aradım. Sana küçük bir oyun oynadık. Ama... Fena mı oldu bak? Yok yere sinirleniyordun, düzeldin. Hadi yemek hazır. Gelin bir yemek yiyip bunu kutlayalım. Oley! Hohohoy! İşte beklediğim an geldi. Pekala. Gidelim o zaman. Ayağım! Sen çok şanslısın. Artık sakinim. Hey, beni de bekleyin. Dünyadaki tüm serçe parmaklar şimdi yandınız. Ay, çok yalnızım. Hey, ben de yemeğe gelebilir miyim? Hadi. Serçe parmağım. Her kar yağdığında işe geç kalıyorum. Otobüs daha hızlı gitmez mi? Gidemez. Çünkü şoförü yok. Şoför kardan adama mı dönüştü yoksa? Hayır. Park halindeki bir otobüs bu. Şoför zaten yok. Sen niye buradasın? Ben boş otobüslere binip koltuklara oturmayı, sonra da kornayı öttürmeyi seviyorum. Göstereyim mi sana da? Göster ama çabuk göster. İşim gücüm var. Süper hızlı otobüs kornası gücü. Düt düt düt. Öyle olmayacak. Karda koşarsam kayarım. Direkt kayarak gideyim. Kayarım. Kar topu savaşı. Armut şeklinde kar topu. Sıradan normal kar topu. Annem hep özel olduğumu söylerdi. Neyse at hadi at. Beşgen şeklinde kar topu. Şekilli kar toplarını nasıl yapıyorsun Şakir? Bana da öğretsene. Ben yapmıyorum ki. Biri yapıp bırakmış buraya. Poğaça şeklinde kar topu. Sevdim. Zeytinli de yolla. Hemen okula gireyim. Zeytin şeklinde kar topuyla poğaça şeklindeki kar topunu aynı anda atıyorum. Sen karıştır ye. Müdür bey pencereden sert sert bakıyor. Eyvah! Karlar yağıyor. Necati koşuyor. Müdür beyler camdan bakıyor. Neredesin sen? Buradayım müdür bey. Neredesin diyor bir de. Lütfen git. Ben geç kalan çalışanı istemiyorum. Ama otobüs koltukları, poğaçalar trafiği, karda kayan Necati tatlısı. Bahane bulmakta gerçekten kötüymüşsün. Lütfen çık. Hayır! İşsiz kaldım. Ne yapacağım ben şimdi? Ben bu okul olmadan yapamam. Bu duvarlar, şu koşunca vik vik diye ses çıkaran zemin. Vik vik. Ben şu bıyıklı tarih hocası. Necati, şimdi kapıyı hızlıca çarpacağım. Ama bıyıklarımla dalga geçmemen için değil. Ders başladığı için. Bu böyle olmaz. Hava durumu binasına gidip bu durumu şikayet edeceğim. Dur. Kapıyı kim icat etti? Söyle sonra git. Şaşırtmacalı soru. Kapılar icat olmaz. Çünkü pamuk da aynı ağırlıkta, kapı da. Yanlış cevap. Çok sinirliyim. Sinirli olduğumu belli etmek için de sert sert nefes alacağım. İşte şikayet kutusu. Bu hava niye böyle? Söyle bana. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Şikayet kutusunu korkuttunuz. Herkes gelip bana şikayet ediyor. Bıktım. Ben Necati. İşimden kovuldum, sinirliyim. Siz açık pozisyon için geldiniz demek. Benim adım Ayten. Hava durumu merkezinin müdürüyüm. Memnun oldum. Açık pozisyon mu? Defans mı, orta saha mı? Yoksa kale mi olacağım? Kale olursa piyon olmam. Eski çalışanımız Hayri sandalyesine yapışınca işten ayrıldı. Onun yerine başka bir çalışan arıyorduk. Nakliyeciler gelip alacak. Onları bekliyorum. Bize hava durumu uzmanı lazım. Sen uzman mısın? Uzman bakan gözlerimi görmedin herhalde. Bak uzman. Ben ikna oldum. İşe alındın. Hava durumunu tahmin etmek artık senin işin. Yaşasın.
Üstelik öğretmen yıldız bile verdi. Öğretmen değil o, müdür, müdür. Haydi, seni şöyle çevirelim de duvarı izle. Keşke dönebilen sandalyeye yapışsaydım. Son dakika. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hava durumu yetkililerine göre yarın lahmacun yağacak. Bu gizemli doğa olayını duyan lahmacuncular odası acil dürüm toplantısı yaptı. Bir bilgimiz yok ama limon sıkmaya geliriz dediler. Ne yaptın sen? Zıplayabilen uçak yaptım. Sana da yapayım mı? Lahmacun yağacak demişsin. Bu nasıl hava durumu tahmini? Bulutları görmüyor musun? Lahmacun bulutları bunlar. Nerede görsem tanırım. Ben ikna oldum. Ama yarın gerçekten lahmacun yağmazsa kovulursun, haberin olsun. Ama buradan da kovulursam su durumu binasında işe girer, kağıttan gemi yaparım. Öyle bir bina yok. Hayır! Hayallerim kağıttan gemilerim gibi batıyor. Kadriye! Uyan Kadriye! İçeriden sesler geliyor. Sifondur, sifon. Sifon böyle ses çıkarmaz. Ben böyle ses çıkarmam ama böyle çıkarırım. Faşur! Sifon çalıştı. Lapulakçu, lapulakçu, lapulakçu. Hadi. Ne yapıyorsun orada? Lahmacun dansı yapıyorum Remzi. Eğer yarın lahmacun yağmazsa yine işsiz kalacağım. Tamam da niye mutfak masasının üstünde yapıyorsun? Yerdeyken sinyal gitmiyormuş, o yüzden çıkmış. Necati abi ne olur yat artık, yarın hallederiz. Yarın yardım edeceksin ama, söz mü? Söz. Tereyağlı söz mü? Eğer ses çıkarmana engel olacaksa tamam. En tereyağlısından bir söz sana. Lütfen in artık hadi. Tereyağlı sözü bozmak 7 yıl kötü tereyağı getirir, haberiniz olsun. Bu arada ayağıma havlu peçete dolaştı. Çabuk silinecek bir yer gösterin bana. Boşa gitmesin. Eyvah! Havada bulut yok. Necati abi, havada bulut olsa lahmacun yağacak sanki. Merak etmeyin. Eski bir dost yardım edecek bize. İşte şurada. Hop! Bulut hakkı ne haber? Şimşeklerin üstünde yine. Sorma Necati. Keyifsizim. Tamam, sormuyorum. Sen bilirsin. Hakkı, senden bir şey isteyecektik. Acaba lahmacun yağdırabilir misin? Bu ne saçma bir istek? Hakkı adında bir bulut çok mu mantıklı? Bilemedim. Lahmacun yapmasını bilmiyorum. Öğrenirsem belki yapabilirim. Anlaştık. Hadi çocuklar lahmacuncuya. Siz gidin önden. Ben sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla gelirim yanınıza. Durum anlattığımız gibi Sadık Usta. Yardımın lazım. Pekala. Hakkı'yı işe alabilirim sanırım. Hem bana yardım eder, hem lahmacun yapmasını öğrenir. Beni lahmacunların doğduğu yere ittirir misin? İn küreğimden Necati. Yoksa fındık lahmacunları topladığınız tarlayı görsem de olur. Lütfen in küreğimden. Çok açım. Lahmacun yapma sanatı zor iştir evlat. Önce zihnine hakim olmalısın. Affedersiniz. Ninjalık dersi burada mıydı? Yok, karıştırdın sen. Karşıdaki pizzacı da o. Ha, kusura bakmayın. Usta, direkt lahmacun tarifini ver işte. Ne uğraştırıyorsun? Evet. Bir çırak ustasının sözünü dinler. Tamam, tamam, kızma. Söyle, ne yapmam gerekiyor? Sil, 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 sil. Çöpe at, çöpe at, çöpe at, çöpe at. Malzemeleri taşı, malzemeleri taşı, malzemeleri taşı. Hamuru yoğur, 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 yoğur. Yeter! Bu kadar da saçmalık. Sen bana lahmacun yapmayı falan öğretmiyorsun. İstifa ediyorum. Çık, 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 çık. O kapıdan değil, diğerinden çık, 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 çık. Ben yağmurdan, kardan başka bir şey yağdırmamalıyım. Bir bulutun lahmacun yağdırması çok saçma. Üzgünüm. Hakkı dur! Sen gidersen lahmacun kutuları öksüz kalır. Baksana ne haldeler. Onlar atık kutular. Hem ne alaka? Bize olan oldu. Siz kendinizi kurtarın. Bir dakika, bir dakika. Hakkı, senin moralin bozuktu hani? Bizle paylaşmak ister misin? Belki yardımımız dokunur. Peki, madem sordunuz anlatıyorum. Oo, buluttan da hayal bulutu çıkıyormuş. Çok ilginç. Bır 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 bır. Geçenlerde yine kar yağdırıyorduk. Kızım Bulut da oradaydı. Kızının adı Bulut mu? Adı soyadı Bulut Bulut yani. İlginç. Kızım çizime çok meraklı.
kar tanelerinden şekil yapıp duruyordu. Fakat bir bulutun sorumlulukları vardır. Kızım, şekil şukul yapmayı bırak da düzgün yap şu kar tanelerini. Ama baba, ben ressam olmak istiyorum. Sen bulutsun ve bulut kalacaksın. Tam bu sırada kızımı rüzgar aldı götürdü. Oo, rüzgar da kızının kuzeninin adı mı? Tek istediğim kızımla barışmak. İstediği şekli yapsın, razıyım. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ha? Bir dakika. Sen lahmacunu yağdır. Ben sana söz veriyorum, kızını getireceğim. Tereyağlı söz mü? Tereyağlı söz. Oley! Oğlum niye tereyağlı söz verdin? Nereden bulacaksın şimdi bulutu koca gökyüzünde? Ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi gelin benimle. Kayarak gidelim, otobüse binmeyelim. Şu adam hala inmemiş oradan. Hop! Fren Necati, sen hala burada mısın? Düt düt düt! Otobüs aldım! Düt düt düt! Aa! Eski iş yerime geldik. He? Yoksa bulut bulutu benim yerime işe mi almışlar? Hayır, hatırlasana. Hakkı abi kızım şekilli kartaneleri yapıyor demişti. Ben de kartopu oynarken bulmuştum onları. Demek ki bulut buralarda bir yerde. Tereyağsız, zeytinsiz kartopu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ha? İşte burada. Bulut, bizi baban gönderdi. Seni desteklemeye karar vermiş. Hı? Benim babam öyle şey yapmaz. Evet, evet. Çok pişmanmış. Her yerde seni arıyormuş. Başka bulutla karıştırmışsınızdır. Benim babam sadece yağmur ve kar yağdırır. Başka bir şey yapmaz. Ama baban lahmacun yağdıracak. İnanmıyorsan gel bak. Herkes onu izlemek için toplanıyor. Ha? Gerçekten mi? Ben de görmek istiyorum. Var canına. Lahmacunun barıştırmadığı kimse yok. Sihirli mi yiyecek resmen? Aa, kaşarsız kar topu. Bayılırım. Yap. Yum 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 yum. Yağacak. Oo Necati, bak bak saat kaç? Kaç? Kovulma saatin. Geldi de geçiyor. Lahmacun yağacağı yok çünkü. Keşke birkaç türkü bilseydim, zaman daha hızlı geçerdi. Neyse, dü. Usta, bana bir şeyler oluyor. Aydınlanıyorum. Lahmacun, artık lahmacun yapmasını biliyorsun. Hazırsın evlat. Çabuk usta, malzemeleri dök. Soğan da at, soğan da. Lahmacun yağdırmam lazım. Yanlış anlamayın, soğandan ağlamıyorum. Çok duygulandım. Hayır, senin nakliyeciler çoktan almadı mı? Ne işin var burada? Ben çağırdım ben. Seni kovunca Hayri'yi işe geri alacağım. Hem de dönen sandalyeden verecekmiş. Çok beklersin Hayri, havaya bak. Bulut hakkı, bir şarkıcıdan çok daha fazlası. Süper bulut. Gerçekten bu mu giriş repliğin? Baba! Kızım, çok özür dilerim. Bundan sonra seni destekleyeceğim. İstediğin şekli yap, karışmayacağım. Babacığım, seni çok özledim. Ha? Aa, aynı şey filmdeki gibi oldu. Hani vardı ya baba ve oğul sarılıyordu. Baba ve yoğurdu. O film miydi? Hadi Hakkı, göreyim seni. Yakıyorum fırınları. Hani lahmacun ya? Lahmacun yok. Hani nerede? Lahmacun! Yalan söylediler. Bu ne rezillik? Lahmacun yansın. Aa, bize yalan söylemişler. Ben gücüm. Bize yalan söylediler. Bizi kandırdılar. Bize yalan söylediler. Puan arabalı yağmur bu. Lahmacun değil. Masa silerek anca bu kadar öğrenebildim ustalığı. Neyse, biz gidiyoruz. Yaktın beni Hakkı. Kovuldun Necati. Gel Hayri. Uzman uzman bakmayı unutmamışsındır umarım. Uzman uzman bakıyorum. Necati! Neredesin sen? Bu müdürler niye bana kızıyor? Niye işe gelmiyorsun bakayım? Kovdunuz ya beni. Seni odandan kovdum, işten kovmadım ki. Yani işsiz değil miyim? Hobare! Bir bardak soğanlı yağmur içip kutlayalım mı bu haberi? Necati, indir beni! Bu zile basış, seri parmaklar, baş döndüren ısrarcılık... Necati abiniz geldi. Kumandayı versene, tabii
vereyim. Hı? Necati abi, gençleşmişsin. Oy 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 oy. Aman da aman. Tanıştırayım. Minnak kuzenim Filsu. Necati abisinin kuzusu bu kuzusu. Bakın bu da onun kuzusu. Necati kandırma bizi. Senin uyurken sarıldığın kuzun o. Onu bırak da anne tarafından mı kuzenin, baba tarafından mı? Bak şimdi, anne tarafından eniştemi al. Üç kuzen sonra sola dön. Sonra eniştemi geri bırak, havada kalmasın. Ben Filsu, senin adın ne? Benim adım... Kaç yaşındasın? Nerelisin? Aynı çorabı iki gün giyer misin? Adım 12, yaşım Şakir, çorabım Ortaköylü. Sen, kedi kız. Naber, 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 naber? Nebere, nebere, nebere. Ha? İyidir, 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 iyidir. Tamam, susar mısın? Çok yavaşsın. Ne yapıyoruz? Çok sıkıldım. Aslında alışveriş merkezine bir kaçış oyunu gelmiş. Bence tam bizlik bir macera. İmdat! Cep telefonun içinde mahsur kaldım. Dürülü, 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 dürülü. Ha? Necati? Telefonun seninle konuşuyor. Yok. Filsu arayınca onun sesi çıkacak şekilde ayarladık. Alerotti. Hadi nerede kaldınız? Bakalım iki boyutlu kahramanlarımız ekrandan ekrana atlayabilecek mi? Atladı. Bir de geri atlayalım. Hop. O ekran kapandı Remzi. Hızlı olacaksın bu hayatta. Ablası çocuk ağlıyor bak. Bize kaçış oyununa 5 bilet. İşte buyurun. Ağlamasanız efendim, verdim işte bileti. Ona ağlamıyorum. 5 kişilik bilet parası çok fazla. Şuraya bir imza. Ben de bir şey imzalayayım mı? Ne olur ne olur. Alın, siz de bu kabağı imzalayın. Sevgili görevli, umarım bu bal kabağına okurken çok eğlenirsin. İmza Fil Necati. Yeşil kapıdan girip oyuna başlayabilirsiniz. Yalnız bu odadan kaçmak çok zordur benden söylemesi. Ne kadar zor? Kendi poponun üstünde zıplamak kadar zor mu mesela? Evet evet, zor. Hadi hadi girelim girelim. Peki karpuz sektirmekten daha mı zor? Karpuz değil, bal bal. Bu odadan kaçması çok 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 zor. 30 saniye sonra. Amma da kolay oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi araba daha bir atik gidiyor. Sanki ağırlığı azalmış. Bir şey mi unuttuk biz? Yok. Beni unuttunuz beni. Kaçış oyununda kaçamadım ben. Labirent gibi bir yerdeyim. Ha? Necati? Koltuğum hala sıcak. Çok uzağa gitmiş olamam. Telefon yok, bir şey yok. Nasıl konuşuyorsun sen bizle? Beyin dalgalarını kullanıyorum. Hangi beyin? Canavar beyin dalgalarını. Canavar bey, neredesin? Canavar mı? Ne canavarı? Evet evet, burada bir canavar varmış. Ben diyeyim 5 metre, siz deyin domates. Yahu niye domates diyelim? Kal olduğun yerde. AVM'ye geri dönüyoruz. Gelince beni tanımanız için şu yoğurt kabını şapka olarak takıyorum. O ne? İmdat! Çok garip. Kaçış oyunu buradaydı. Yanlış kata mı geldik? Yo, işte 3. kat. İşte patates kokan hava. İşte garip garip bakan sıkıcı adam. Duvarlara dokunmayın lütfen. Yeni sildim, kayarsınız. Yahu duvarda nasıl kayalım? Neyse biz kaçış oyununu arıyorduk da. Bu AVM'de kaçış oyunu yok ki. Nasıl yok? O zaman bu broşür ne? Eski lahmacunu getir, yenisini götür. Güzel kampanyaymış, aldım bunu. Birileri bizimle dalga geçiyor olmalı. Çocuklar, siz Necati abinize bakının. Ben şikayet etmeye gidiyorum. Kim fısladı? Sen mi fısladın? Ben mi fısladım? Hangimiz fısladık? Bu kapı burada değildi daha önce. Ben mi daha hızlıyım, sen mi? Saçmalık. En hızlı ben. Dur, bizi bekle. Kapılama atlayışı. Kim bilir nereye ışınlanacağız atlayışı. İşte labirent yazıyor. Hadi gelin. Bir dakika, hemen girmeyelim. Necati abim gitmiş olabilir. Buradayım. Bu ses herhangi bir filin sesi olabilir. Benim adım Necati. Vız vız uçar bal yaparım. Tamam, bu kesin Necati abim. Ama labirente girersek çıkması zor olabilir. Hem canavar... Yoksa korktun mu? Ben mi? Ben asla korkmam. Aslında Şakir haklı olabilir. Aman... Kime konuşuyorum? Çoktan gitmişler bile. Acaba beni bulabilecekler mi?
Keşke bir harita olsa da görsek. Oo, ne kadar da kafa kafaya bilebilen. Affedersiniz. Şikayet odası burası mı? Sizden elektrik süpürgesi aldım ama içine çekeceğini üflüyor bu. Şikayetçiyim. Ne yapayım? Toz alerjim var. Heh, tamam, burasıymış. Merhaba. Çok şikayetçiyim. Kaçış odası bizden kaçıyor. Sıra numarası aldın mı? Sıra numarası yok ki. Aklından bir numara tut. Tuttum. 5. Bilemedin. Sıradaki... Arkadaşım, o kaçış odasını bulmam lazım. En iyi arkadaşım içinde kaldı. Aa, bir dakika. Kaçış odası mı dedin? Yoksa sana uzatılan sözleşmeyi okumadan imzaladın mı sen de? Evet. Oho, yandın. Elimdeki kutudan imzaladığın sözleşmeyi bulup yırtman lazım. Eğer bunları teslim edersem arkadaşının başı çok büyük derde girecek. Ha? Ne yazıyordu ki o kağıtta? Neyse, dur bulalım o zaman. Dursana! Yakalayamaz ki. Seni bulmaya çalışıyoruz. Olduğun yerde dur. Üzerimde değerli bir şey yok. Alın şu don lastiğimi ve beni rahat bırakın. Necati abi biziz. Hareket etme. Soyguncular adımı da biliyor. Tekerlerimi kaldırıp çaça dansı da yapayım mı? Hayır. Çok geç. Çaça, 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 çaça. Ha, 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 arkadaşım, ne acelen var? Gel 2 dakika bakalım şu sözleşmeye. Olmaz. Bunları teslim edip bakkala gideceğim. Yoğurt almam lazım. Akşama mantı var da. Yoğurt lazım demek. Mandıra namına yoğurdunuza el koyuyorum. Güzelmiş. Sarımsaklısı var mı bunun? Yetiştim. Abi, senin sözleşme ayaklandı, kaçıyor. Yok artık. Oldu olacak, kar atladım, uçsun bir de. İşler daha ne kadar kötü gidebilir ki? Abi, yoğurdun ödemesi nasıl olacaktı? Çamurla ödesem olur mu? Yok, böyle bulamayacağız. Zaten öyle, nasıl bulalım ki? Farklı bir bakış açısı deniyordum. Daha iyi bir fikrin mi var? Var. Ne varmış? Fil düdüğü var bende. Çıkan sese filler çok duyarlı. Bak. Masa için köfteleri hazır. Masa için köfteleri hazır. Bu düdük canavarları da çağırıyor olabilir mi acaba? Masa için köfteleri iptal. İptal dedim. Dur, kaçma. Of. Affedersiniz. Tavuk dürüme benzeyen bir sözleşme kovalıyordum da. Bu kapıdan mı girdi acaba? Terapist hanım, şöyle sağıma bakınca dev bir konuşan puding görüyorum. Sağına bakma o zaman. Sen nasıl psikologsun arkadaşım? Psikolog değilim ki, ressamım. Yandan çiz dedin, çizdim. Nasıl olmuş? Sizin muhabbetiniz de hiç çekilmiyormuş. Çöp adam çizimin başarılı ama biraz şiş çıkmışım. Çöp şiş yani. Terapisten randevu alıyorum sizin için. Evet, lütfen. Anneciğim, bülbül yuvası gibi kafam var. Ne tatlıyım. Köfte sesi duyduğuma yemin edebilirim. Acaba İnegöl köfte mi, Tekirdağ köfte mi? Aman canım, sağlıklı olsunlar da gerisi önemli değil. Necati abi, neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Lavaş! Lavaş, çık ama önce haber yolla demek. Bunu herkes bilir. Uçun baloncuklar, uçun. Çocuklara haber salın. Necati abiniz geliyor deyin. Abi çok şey istiyorsun. Pıt derim en fazla. Bak üfleyim şimdi. Ay, dur üfleme. Tamam. Necati abiniz geliyormuş. Bu ne? Boğazıma kaçtı. Canavar mı bu? Yoksa sütlaç mı? Sütlaçlar böyle bağırmaz. İmdat! Filsu, Canan, Şekariye! Benim adımı yanlış söyledi. Kaçın! Ne o? Canavar.
korktun da kaçacak mısın yoksa? Tabii ki evet. Ben de. Ha? Olamaz. Çıkmaz sokak. Emin misin? Belki ısrar edersek çıkar. Herkes sıkı tutulsun. Uç gücü. Filsu tam havalı çıktı. Hey, hello. Çocuklar kaçmasanıza. Benim babanız. He? Babacığım. Necati saçmalama, Remzi ben. Bakın, kırmızı bir kapı var burada. Başımıza ne geldiyse şu kapılardan geçmekten geldi. Bence geçmeyelim. Baba, dev ayakları olan bir şey bize bakıyor. Merhaba canavarcık. Ben deyim kafam kadar, siz deyim kornişon hıyar. Kornişon hıyar. Tebrikler. Kaçış oyunumuzu en hızlı bitiren ekip siz oldunuz. Ha? Ama biz çıkmıştık. Arabamdaydım ben. Oyunun bir parçası. Simülasyon yani. En başından beri odadaydınız. Daha yeni çıktınız. Labirent? Canavar? O da oyundu. Cebime kalan kurabiye. Ver bakayım. Bu gerçekmiş. O zaman hadi oyun salonuna. Uç hovarey. Yaşasın. Bir dakika. Ya bu da gerçek değilse? Ya hala kaçış oyunundaysam? İnegöl köfte mi? Tekirdağ köfte mi? Köftelerden birini seç ve gerçek dünyaya giriş yap. Bu kim? Anneciğim! Ha? Necati, gölgenle kavga mı ediyorsun sen? Üstüme basıyor, basbasana. Ben mi basıyorum? Ayaklarım basıyor. Söyle ayaklarına, basbasınlar o zaman. Ayaklarımla konuşuyorum ama beni duymuyorlar. Bıktım yerde sürünmekten. Bak bu sana son uyarım. Öyle mi? Ne yaparsın? Takla atarım. Nasıl? Etkilendim. Görürsünüz siz ne yapacağımı. Remzi, Şakir, gidelim. Ha? Biz niye gelelim ki seninle? Bana diyor galiba. Al işte Necati. Senin yüzünden gölgelerimiz gitti. Gitsinler. Biz de uyuz Tanju'nun gölgesini kullanırız. Değil mi Tanju? Ha? Necati, çamur birikintisi o. Ha? Tanju gibi kokunca o sandım. Oo, ne tatlı çamurmuş. Adın ne bakalım? Ay, avladı. Dikkat. Gölgeler Birliği'ni çok önemli bir sebepten topladım. Herkes beni iyi dinlesin. Nini, niye seni dinleyelim ki? Çünkü herkese pasta dağıtacağım. Yok abi, dağıtmayacağız pastayı. Gölgeyiz. Nesnelere dokunamıyoruz ki. Beni dinleyeceksiniz. Çünkü liderlik vasfım var. Yok. İkna olmadım. Necmi'yi çağırmamıştık. Of, amma zor kalabalıkmış. Nasıl beni dinlemelerini sağlayacağım? Ha? Bakın. Gölgelerin sembolü olan şemsiyeyi eline aldı. Herkes onu dinlesin. Evet, lideriniz ben olduğuma göre dünyayı ele geçireceğiz. Oley! Gölgeden gofret yolan var mı? Senin yüzünden gölgeler işi bıraktı Necati. Piştim sıcaktan. Ağacın gölgesi de mi gitmiş? Bir daha zor bulursunuz beni. Hadi kaçtım. Sıcağı abartmaya gerek yok. Havuza buz doldurdum. Çözdüm olayı. Ben de yüzebilir miyim? Üzgünüm dostum. Bu havuza yeterince ördek var. Sen bir de belediyenin havuzunu dene istersen. Ne oldu? Biz olmadan sıcakladınız mı yoksa? Of! Bu gölgeler daha mı gıcıkmış? Yok, aslında benim gölgem pek gıcık değil. Oğlum durma öyle. Sen de yapsana bir şeyler. Öf baba. Gıcık ede ede dünyamı ele geçirilir. Neyse. Ben senin yerine de gıcık ederim. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gölgeler dünyayı ele geçirmeye niyetlendiler ama kimse onları ciddiye almıyor. Durun, ele geçireceğiz, az kaldı. Dünyayı ele geçirmeyi bırakın. Daha kaşarlı pideyi bile ele geçiremediler. Alamıyorum, açım, aç. Dur, gitme ne olur. Kızım ne bu telaş?
Herkesin gölgesi gidiyor, seninki burada mı kalsın? Anlamıyorsunuz. Ben gölgelerin nasıl dünyayı ele geçirebileceklerini biliyorum. Kız haklı, anlamıyoruz. Eğer ben biliyorsam, gölgem de biliyordur. Onu tutamazsak diğer gölgeleri anlatacak ve gerçekten de dünyayı ele geçirecekler. Dur gitme. Dur, öyle tutulmaz. Fırın eldiveniyle deneyelim bir de. İşe yaradı. Necati abi, beni tuttun, gölgemi değil. Gölgeler Birliği binası burası mı acaba? Şu ışıklardan U dönüşü yapıp geri dön, sağdan üçüncü bina. Bir, iki, üç. Üçüncü bina burası işte. Ben hep böyle dolaylı anlatırım. Annemin babasının torunu da aynı benim gibi. Anladın mı? Annemin babasının torunu benim çünkü. Aa, gitmiş. Efendim, gıcıklık ederek dünyayı ele geçirme planınız pek işe yaramıyor gibi. Şimdi ne yapalım? Gölge etme, başka bir şey istemem. Hata! Ya! Ha? Çocuğum, gizli ajan gibi davranmana gerek yok. Burada kimse sana engel olmuyor. İyi madem. Kaptım. Ha? Bakın bakın, gölgelerin sembolü olan... Anladık, anladık. Kızı dinliyoruz. Ha? Canan'ı değil, beni dinleyin. Çünkü mikrofon benim elimde. Efendim, mikrofon değil o, havuç. Of, gölge olunca da anlaşılmıyor ki hiçbir şey. Hepsi birbirine benziyor. Hapur. Eğer benim yöntemimi uygularsanız, gerçekten dünyayı ele geçireceğiz. Güneşten itibaren üçüncü gezegeni de ele geçirelim. O dünya zaten. Hop hop. Buradan öteye geçemezsiniz. Tanju, Samet, çekilin bakayım önümden. Ha, belki yarım gofrete bir şeyler ayarlayabilirim. Anlaşma anlaşmadır. Gölge olmayan geçemez. Gölgeler Birliği bizi nöbetçi olarak koydu buraya. Buradan sonrasına geçemezsiniz. Of, bunun olacağını biliyordum. Olamaz. Luna Park diğer tarafta kalmış. Cüneyt amca, ne yapacaksın sen Luna Park'ı? Çocuk musun? Oyuncakları izlemeyi seviyordum. Neyse, yerdeki karıncaları izleyin bari. Hadi ne bakıyorsunuz? Güneşim, bir şey yapın. Gölge Canan'ın nasıl başardığını biliyorum. Önceden dünyayı ele geçiremiyorlardı çünkü onlar birer gölge. Gerçek nesnelere dokunamıyorlardı. Evet, dokunamıyorum. Bir de zihin gücümle kaldırmayı mı denesem? Tamam, abartma. Tek ihtiyaçları onların ayak işlerini yapacak hayvanlardı. Karşılığında da ağaç gölgesinde serinlemeyi teklif ettiler. Aa, belgeseli mi çıktım? Hangi kanal? Nöbetçiliği, taşımacılığı, yani dünyayı ele geçirmek için ne gerekiyorsa mahalleliye yaptırıyorlar. Karşılığında da mahalleli serinliyor. Sadece o değil. Gölge havuza ücretsiz erişimimiz de var. Gölge havuz mu? Yok artık. Ha? Gülüp 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 gülüp. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gölgeler mahallenin yardımıyla dünyayı ele geçirdiler. Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi de Mars'ı ele geçirsek dedik de orada pide salonu yokmuş galiba. Şok şok şok. Mars'a pide, kebap, lahmacun salonu açılacak mı? Barikatın öteki tarafındaki Luna Park'a gidebilecek miyim? Az sonra. Remzi! Ne yapıyorsunuz ayol siz orada? Kadriye, ne yapalım, çalışıyoruz işte. Karşılığında gölgeler de bize patates veriyorlar. Ay, patates değil, patates. Daha iyi taşıyın, daha iyi taşıyın. Nasıl daha iyi taşıyalım? Taşırken dans mı edelim? Güzel fikir. Horon teperek taşıyın. Remzi, acaba sana patis atsam gölge Remzi'nin de canı yanar mı? Patis roketimi getirin bana. Öf, iş başa düştü yine. Sizi ben kurtaracağım. Herkes beni dinlesin. Gölge olması için güneş lazım. Baklava yapmak için de yufka lazım. Ne alaka? Öğretici bilgiler veriyoruz sanmıştım. Ben bu adamın bilgisini daha çok sevdim. Teşekkür ederim dostum. Dükkanıma gel, çay ısmarlayayım. Beni dinleyin lütfen. Güneş yoksa gölge de yok. Güneşi engelleyip gölgelerin tamamından kurtulacağız. Yoksa güneşe baklava mı fırlatacağız? Biri ne olur baklavasını getirsin ustaya. Fıstıklı olsun. Gel abicim, gel, gel. Oo, dondurma şemsiyesi mi o? Hani şu bakkal amcaların koyduğundan. Gölge! 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 Göl
Gölgeler gittiyse patizimizi kim verecek şimdi? Siz zaten kendi kendinize patiz alabiliyorsunuz. Kadriye'ye patiz dedirttim. Ha? Anlaşılan tüm gölgeler yok olmamış. Birleşip tek şemsiye gölgesi olmuşlar. Ne haber hayvanlar alemi? Hop! Sen cüzdanını düşürdün. Şaka şaka. Sen koca fil. Zattiri zottiri. Ne diyorsun? Anlamadın mı? Anlama. Sanırım güneşi engellerken soğuğu düşünmedik. Al işte. Canını dinledik, yarı yolda kaldık. Geri vitese tak, geri vitese. Öyle çıkamazsın yokuşu. Böyle de çıkamıyorum. Ben ehliyetimi yaz mevsiminde aldım. Niye beni dinliyorsun zaten? Merak etmeyin. Gölge canının bildiği bir şeyi ben de biliyorum. Gölgeler Birliği'ne ulaşsam yeterli. Bana güvenin. Kim koydu bunu buraya? Pekala, Gölge Canan şemsiyesini nerede saklıyordu? Onun anısı benim de anım. İşte tam yerini buldum. Tamamdır, şemsiyeyi kapatabilirsiniz. Kapa abicim, kapa kapa. Aa, bakkal kapattı dükkanı, yetişemedik. Tüh. Bakın bakın, gölgelerin sembolü olan şemsiyeyi gölge olmayan biri almış. Mecbur onu dinleyeceğiz. Saçmalamayın. O gölge değil. Şemsiyeyi tutamaz. Sadece tutuyor gibi yapıyor. Yo, tutuyorum. Kaldırırdım ama böyle durmayı tercih ediyorum. Ben ikna oldum. Tutuyor. Artık o ne derse o. Kural kuraldır. Ne olur bizi patis roketine koyup Mars'a yollamayın. Ne yollaması? Birbirimize ihtiyacımız var bizim. Bu dünyada herkesin görevi farklı. Siz bizi serinletiyorsunuz, biz de size anlam katıyoruz. Madem herkesin görevi var, peki şu adamın görevi ne? He, ben mi? Oo, ben olmasam neler neler olmaz. Neler neler? Soruyu soruyla kaynatıyorsun değil mi? Değil mi? Anlaşıldı. Kavga etmemize gerek yok. Hadi herkes eski yerine dönsün. Gölgeler Birliği'nin sonu geldi. Benim gölgem niye duruyor? Eski yerime döneyim de üstüme bas değil mi? Oldu canım. Işık. Ben basmıyorum. Ayaklarım basıyor. Anla sana. Adam doğru söylüyor. Dilimiz olsa da anlatsak durumu. Dur abi dur. Ben serçe parmağı sehpaya çarptırıyorum. Bence bu sefer mesajımızı anlayacak. Böyle mesaj olmaz olsun.